Herkese merhaba. Yine birkaç gün aradan sonra tekrar buradayım. İşlerim bayağı yoğundu. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Yine birkaç gündür düşünüyordum. Ne paylaşsam, ne paylaşsam. Şimdi işten çıktım. Yağmur var. Tahtakale. Herkes dükkanı kapattı, gidiyor. Ben bugün geç geldim. Dışarıda bayağı işlerim vardı yapmam gereken. Böyle gün nasıl geçiyor, nasıl bitiyor, inanın hiç anlamıyorum. Yani o kadar hareketli bir günüm var ki aslında size tüm günümü kesintisiz paylaşmak istiyorum. Hızlı çekim olarak paylaşabilirim bunu. Yani nasıl yoruldum, gün nasıl geçtiğini izleyin istiyorum. Hatta ben de tabii videoyu editlerken ben de kendimi uzaktan mı seyretmek istiyorum? Ben ne yapıyorum acaba bütün gün diye. Yetmiyor yani, zaman yetmiyor. Ben 5.30'da kalkıyorum. 6.30-7'ye çeyrek kala en geç 7'de dükkanımı açıyorum. Ve akşam 6.30'da dükkanımı kapatıyorum. Yani 12 saat, 11 saat yetmiyor. Bunun için ne yapmalıyım, nasıl bir program yapmalıyım bilmiyorum. Sizin fikriniz varsa aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Burası bu saatte bile yağmura rağmen hala kalabalık. Yani buranın kalabalığı hiç bitmiyor. Şöyle gezdireyim sizi. Kalabalık buraya kadarmış. Buradan sonrası ferah, inşallah rahat yürüyeceğim. Şimdi evin internet sözleşmesi bitti. Çalıştığımız firmayla. Şimdi eve internet bağlatmak için yeni bir sözleşme yapacağım. Şimdi oraya gidiyorum. Bakalım ne olacak. Yani eski çalıştığım yerden hiç memnun değildim. Hiç kaliteli bir hizmet alamadık. Şikayetlerimize cevap bulamadık falan. O yüzden böyle dört gözle sözleşmenin bitmesini bekledik. İki gün önce bitti. Hemen iptal ettiler. Sağ olsunlar, bari onu çabuk yaptılar. Şimdi ben de oraya gidiyorum. Birkaç gündür araştırma yapıyorduk hangisi hangisi diye. Bakalım, bir tanesine karar verdik. Bilgisayar işe gelirken sordum kaç kadar açıksınız diye. 7.30'a kadar açığız dedi. Bazı mağazalar 6'ya kadar açık olduğunu söyledi. En geç açık olan yer, en geç kapanan yer orasıydı. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bakalım, umarım çabuk bağlarlar. Çünkü bizim işimiz e-ticaret olduğu için bize internet şart. Biz internetsiz olmamalıyız. Evde 2 gündür internet yok. Ha, bir bakıma iyi oluyor. En azından eve gittiğimizde çalışmıyoruz. Çünkü bizim sürekli bilgisayarlarımız hep online. Sürekli çevrim içiyiz. Ama en azından 2 gündür çalışmadık. Gerçi 2 gündür biz üretim yapıyoruz bu zamanda. Yani yine çalışmamazlık yapmadık. Ama en azından eve geldiğimizde biraz daha iyiydik. Oh, burayı da su basmış. Pardon. Amca hiç bakmıyor. Biri geliyor mu, gelmiyor mu? Direkt süpürüyor yani cam havliyle. Burada olmayı seviyorum aslında. Yani tarihi bir yer. Özellikle sabahları hiç kimse olmuyor. Bomboş oluyor. Ne bileyim ya, tarih kokuyor. Eminönü, Tahtakale, Sirkeci. Yani buralar buram buram. Bazen düşünüyorum kimler gelmiş, kimler geçmiştir, kim bilir buralardan diye. Evet, işlemleri başlattım. Şimdi Marmara'ya doğru gidiyorum. Umarım çok kalabalık yoktur. Umarım rahat rahat giderim. İnanılmaz kalabalık oluyor. Bazen gerçekten 2-3 trenin gitmesini bekliyorum binebilmek için. Umarım bugün öyle bir kalabalık yoktur. Gerçi yağmur var diye belki
Herkes erkenden gitmiş olabilir. Buranın yeri çok güzel ama şöyle bir sıkıntısı var. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Ya çok fazla arabesk müzik çalıyor ve ben arabesk dinlemeyi sevmiyorum. Yani insanı böyle ilk dakikalarda bunalıma sokuyor. Yoksa yeri falan çok güzel, közde Türk kahvesi yapıyorlar falan. Yani konumu çok güzel, tarihin içinde her şey süper ama yani şu arabesk müzik olayı çok sıkıntı. Yani turistlerin bile canı sıkılır ya. Onları bile bunalıma sokar yani. Yani sözlerini bilmedikleri halde bile. O yüzden böyle her geçen insanı buyurun hoş geldiniz falan sesleniyorlar, çağırıyorlar ama yok yani şuraların güzelliğine bakar mısınız? Bayılıyorum buradan her geçtiğimde. Ama almıyorum. Şöyle gösterebilecek miyim? Hafız Mustafa. Buranın en meşhur tatlıcısı ama bugüne kadar yediğim tatlıları sayıyorum ve transit geçiyorum onları. Çok fazla kilo aldığım için bu aralar tekrar bir rejime girme durumum oldu. İstemesem. Evet, şimdi geldim buralar. Boş gözüküyor. Umarım boştur. Umarım rahat rahat binerim. Yolum uzun çünkü 9 durak kadar bir yolum var. Umarım rahat rahat oturarak sakin sakin evime gidebilirim. Saat 6.30 olmuş. Tam iş çıkış saati. Hiç sanmıyorum trenin rahat ve sakin olabileceğini ama ben yine de olumlu düşünmek istiyorum. Evrene pozitif enerjimi yolluyorum. Bakalım. Görüşmek üzere tekrar. İlerleyen saatlerde yine geleceğim. Kalabalıktan dolayı trene binemedim. Çoğu kişi zaten camlara yapışmış bir şekilde gidiyorlar. Ne yazık ki binemedim. Bakalım inşallah bundan sonra trene binebilirim. Böyle ümit ediyorum. Bazen çünkü 3-4 treni bu şekilde yollamışlığım var. Çok sinir bozucu. Yani tam istasyona geldim, tren geldi. Hiç beklemeden binebilirdim. Ne yazık ki. Ağlamak istiyorum. Tren gidecek. Bakalım. Şimdi 15 dakika istasyonda bekleyeceğim ama istasyon hala kalabalık. O yüzden bundan sonrakine de binebilecek miyim? Meşhur. Bakalım artık. Tahmin ettiğim gibi 3. trene bindim. Bu da benim bugünkü şansım diyorum. Ama tahmin etmiştim. Çünkü yağmur var. İnsanlar akın akın oraya koşmuşlardı diye düşünmüştüm. Neyse. Sonunda nihayet Anadolu yakasına geçiş yaptım. İnanılmaz açım. Yakın bir şekilde. Şimdi bir an önce evime gidip bir şeyler hazırlayacağım. Büyük bir ihtimal Yıldırım gelmiştir. Bazen o benden önce geliyor. Bazen ben ondan önce geliyorum. Tamamen İstanbul'un trafiğine bağlı yani. Burada yağmur yok. Yağmur durmuş. Ama çok güzel bir hava var. Böyle oksijen kokuyor. Temiz kokuyor. Çok yoruldum çünkü yolun yarısına kadar ayakta geldim ve bu daha da sıkıcıydı. Son iki durak kala oturabildim. O yüzden böyle nefes nefese bir durumdayım. Bugün buranın pazarıydı. Pazar tabii kalkmış. Akşam oldu ezan saati. O yüzden her yer şöyle kötü bir durumda. Ben yine pazara yetişemedim. Bazen böyle erken çıktığımda pazara denk geliyorum. Hemen böyle alışverişimi yapıp
Evime gidiyorum, taze taze yemeklerimi yapıyorum ama ne yazık ki bugün pazara yetişemedim. Şimdi evime gideceğim. Yemeğimi yapacağım. Yemeğimizi yeriz. Belki evde de neler yaptığıma dair devam edebilirim. Ya da evde kapanış videosu çekebilirim. Şu anda hiçbir fikrim yok. Kurt gibi açım. İnanılmaz derecede açım şu anda. Hiçbir şey düşünemiyorum o yüzden. Şöyle çekince daha net gözüküyor sanırım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben böyle koşa koşa eve gideceğim. Allah'tan trenle evin arası çok yakın. Böyle 5-6 dakika kadar. Ama bir şeyler alacağım. Ev için kafamda hiçbir plan yok. Malum her kadının kabusu bugün ne pişirsem. Kafamda hiçbir plan yok. Şu anda markete gireceğim. Bakalım karşıma ne çıkarsa artık. Şimdi ben pazara yetişirim diye düşünmüştüm ve bugün sebze yemeği yapmak istiyordum taze taze. Ve böyle bol yeşillik alıp böyle kocaman karışık bir salata yapmak istiyordum. Hayalimde bu vardı. Ama pazarı kaçırdım. Belki marketten bunlarla ilgili bir şeyler alabilirim. Ah, canım inanılmaz derecede şey çekiyor. Neydi onun adı? Aa, dilimin ucunda. Hani şu temelliğinde var ya, böyle yer yemez böyle şeyler çıkıyor. Puzzle'ları çıkıyor. Allah'ım inanamıyorum bunu unuttuğumu. Gerçekten bunu unuttuğumu inanamıyorum. Aa, dilimin ucunda ve hatırlayamıyorum. Şu anda izleyen kişiler kesin adını söyleyerek şu falan diyordur. Ay, yeşil bir sebze. Çok sinir oldum şu anda kendime. Ispanak. İşte bu. Ispanak dedi mi? Evet, ıspanak dedi mi? Ah, çelişkiye düştüm şu anda. Şaka gibi çelişkiye düştüm. Temel reisin yedi ıspanak. Allah'ım, o kadar açım ki şuurum kapandı. Bilincim kapandı resmen. Neyse, bakalım bulabilecek miyim? Bir de o var yani, her yer satmıyor çünkü. Ya manav olması gerekiyor. Ya da büyük zincir market olması gerekiyor. Zincir market nerede? Burada çok var. A101 var. BİM var. Onlar da zaten bulunmuyor. Ama Migros, Eko var. Bunlar da var. Çağrı market var ama onlar da çok arkada kaldı. Bakalım bulabilecek miyim? Görüşürüz. Çok yoruldum şu anda. Hem hızlı yürüp hem çekemiyorum. Görüşmek üzere şimdilik. Bay bay. Şimdi eve geldim ve o kadar şanslı bir insanım ki eşim pazar alışverişi yapmış. Ve daha önemlisi, salata yapmak istiyordum biliyorsunuz. Yolda da anlatmıştım. Karışık bir salata yapmak istiyordum diye. Ve salatayı da hazırlamış. Vallahi herkese böyle bir eş nasip ederim. Çok teşekkür ederim. Şu anda müsaade olmadığı için çekmiyorum onu. Hala devam ediyor. Çok şanslı hissettim kendime. Şu anda inanılmaz şanslı hissettim kendime. O yüzden şimdi salatam hazır. Pazar alışverişim de yapılmış. Onları buzdolabına yerleştireceğim. Kocaman bir salata yiyeceğiz. Ve ilerleyen zamanda yine gelirim. Kendinize şimdilik iyi bakın. Vallahi inanılmaz güzel bir sürpriz oldu bana. Bayıldım. Yani insan sevgisini bence böyle göstermeli kesinlikle. Yani çiçekle, çikolatayla falan değil de özel günleri de bence düşünmeden, özel gün olmasına gerek kalmadan insan sevdiğinin neye ihtiyacı olduğunu hissetmeli ve ona böyle sürprizler hazırlamalı. Böyle bir eşe sahip olduğum için çok mutluyum. Kendisi şu anda hala mutfakta, hala beni mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Yani bakar mısınız şu güzelliğe? Nar bile koymuş. İstediğim her şeyi almış. Yani yolda gelirken aklımdan ne geçiriyorsam hepsini almış, ıspanak da dahil. Şaka gibi gerçekten.
Hani eş ruhu derler ya, resmen benim eş ruhum böyle bir insana sahip olduğum için çok şanslıyım. Bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Ben çok yorucu bir yoldan geldim ve böyle bir güzel sürprizle karşılaştığım için inanılmaz mutluyum. Akşama böyle mutlu kapatıyorum. Yarın yine tekrar yeni bir vlogta görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Takip etmeyi, abone olmayı, daha doğrusu abone olup beğenmeyi ve şuradaki zili açmayı da unutmayın. Hoşça kalın.